Evet, var mı başka kesim? Alalım arkadaşlar. Başkanım, deprem bölgesinden Düzce Belediyesi ilk tahliyeleri gerçekleştirdi. Kimler geldi, kaç kişi geldi, bu nereden çıktı, devamı gelecek mi? Tabii, şöyle, biz depremi yaşayan ildik tabii, tecrübeliyiz diye söylemiştik. Bu acıyı yaşadığımız için onların nelere ihtiyacı olduğunu diğer illerden biraz daha erken aklımıza gelebiliyor. Bizim deprem bölgesinde Düzce'li vatandaşlarımız vardı. Düzce'de oturanlar, bir şekilde Düzce'de memur olanlar, aileleri orada olanlar. Onlar bize ulaştılar. Bu ulaşımdan sonra biz hemen böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun Düzce Spor'un otobüsünü ilk aldık. Sonra Düzce Güven'den bir araç kiraladık. Peşine de bizim Düzce Ulaşım AŞ'nin 3 adet otobüsünü bölgeye gönderdik. İlk otobüsümüz bu sabah saat 5.49'da, 5.50'de Düzce'ye geldi. Maraş'tan 57 kişiyi getirdi. Şu anda Hatay'dan 20'ye yakın aile getirdik. Bugün 12 civarında da Malatya'dan 30'a yakın aileyi, 30'a yakın kişiyi Düzce'ye getiriyoruz. Bunların çoğu %90'ı Düzce'li aileler. Aşağı yukarı bir 15-20 kişisi de Düzce'de bizim yer ayarladığımız, misafir içeceğimiz aileler. Orada tabii deprem bölgesi, yaşam şartları çok zor. İnsanların bir an önce aslında hem oradaki temizliğin hem oradaki çalışmaların biraz daha sağlıklı yürümesi için insanların normal hayatlı diğerlere, ailelerinin yanında diğer illere gelmesi lazım. Biz de buna ön ayak olduk. Orada bizim ulaşan bütün ailelerin tüm imkanlarımızı, hem Düzce Belediyesi, Belediye Başkanımız Faruk Özü'nün de bu yönde talimatı var. Elinizden ne gerekiyorsa yapın, ne lazımsa yapın diye. Biz de bütün imkanlarımızla bize ulaşan ve ulaşmayan, orada gidip şu anda arkadaşlarımız orada. Oradan aileleri söylüyorlar, Düzce'ye gelmek isteyenler varsa tamamını Düzce'ye getiriyoruz. Dediğim gibi ilk kafilemiz sabahleyin 5.50'de Düzce'ye ulaştı. İkinci kafilemiz az önce geldi. Üçüncü otobüsümüzde Malatya'dan gelen aracımız da saat 12 gibi Düzce'de olacak. Teşekkürler, sağ olun başkanım.